Tarihi Erciyes kadar büyük, Erciyes kadar heybetli. Kültürü İpek Yolu kadar köklü, İpek Yolu kadar bereketli. Asırlar boyu tüm medeniyetlerin binbir ilmekle dokuduğu her bir motif, Anadolu kadar gerçek. Anadolu kadar görkemli. Gelişen ticaretin, geleneklere verilen değerin, tadı dillere destan mantının, sucuğun, pastırmanın memleketi Kayseri. Ve işte bu güzide şehirden bir lezzet klasiği, Şahin sucukları. Bize has, bize özgü bir tat, sucuk, pastırma. %100 dana eti, %100 Kayseri klasiği, %100 Şahin. Halis muhlis Türk sucuğu sloganı ile bütünleşen Şahin markasının doğuşu, Cumhuriyet'in ilk yıllarına dayanır. ...1923 yılından bugüne dededen toruna intikal ederek 86 yıllık tecrübesini ileri teknolojiyle birleştiren marka, Şahin Melek Et ve Et Mamulleri Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi adı altında üretimini sürdürmektedir. Kayseri'nin karpuz atan mevkiinde 4500 metrekare açık ve 10.000 metrekare kapalı alan üzerine kurulan Şahin sucukları günlük 30 ton üretim kapasitesine sahiptir. 7 ayrı distribütörlüğü ile İç Anadolu'dan Karadeniz'e, Güneydoğu Anadolu'ya, Türkiye'nin birçok yerine dağıtımı gerçekleştirir. ...20 personel ve 50'ye yakın ürün çeşidiyle Kayseri'nin ülke çapında et sektörüne verdiği hizmeti en üst seviyeye ulaştırmayı ve tüketicinin damak zevkine en iyi şekilde hitap etmeyi amaç edinmiştir. En son teknolojiyle donatılan, modernizasyonuyla göz dolduran tesisin her biriminde sağlıklı ortam koşulları hassasiyetle korunur. Türkiye'nin hemen her ilinde kendi damak zevkini yansıtan kıvamda üretilen sucuğu, geleneksel Kayseri tadında markalaştırmayı başaran Şahin sucukları, Türk insanının sofrasında yıllardır güven, sağlık ve lezzet anlamına gelir. Şahin sucukları, sağlığa uygun olmayan eti kullanmamak için asla dışarıdan kesilmiş hazır et almaz. Öncelikle canlı olarak getirilen hayvanlar birinci veteriner kontrolünden geçirilir. Sağlıklı bulunanlar kesimhaneye alınır. İslami kurallara uygun olarak kesim gerçekleşir.
Kesilen etler ikinci veteriner kontrolünden geçtikten sonra ön dinlenme bölümünde 8-10 saat, ardından soğutma ünitesinde bir gün daha dinlendirilir. Soğuma işleminden sonra pastırmalık etler ayırt edilir, kalan etler ise sucuk, kavurma, salam ve sosis yapımında kullanılmak üzere ilgili ünitelere ve bushanelere gönderilir. Pastırma, %100 doğal yöntemlerle doğal ortamlarda üretildiği için besin değeri yönünden çok zengin bir gıda maddesidir. Pastırmalık etler özel olarak tuzlanıp sıhhi kapların içinde 2 gün bekletilerek etlerin kanlı sudan arınması sağlanır. 48 saatin sonunda fazla tuzun atılması için küvetlerde detaylı bir yıkamaya tabi tutulan etler bu işlemden sonra açık hava ve doğrudan güneş ışığına maruz kalacak şekilde özel tasarlanmış kurutma bölümlerinde birbirine değmeyecek şekilde asılarak 10 gün bekletilir. Kıvamına gelen etlerin yarım gün soğuk denk işlemine tabi tutulması ile iç bölümlerindeki çivilik ve rutubetin dışarı atılması sağlanır. Bu işlemden sonra yeniden 10 gün kurutmaya alınan etler sıcak denk işleminden sonra son olgunlaşma için gölgelik ve serin bir ortamda, yöresel adıyla boyundurukta bir hafta daha dinlendirilir. Artık pastırmalar çemenlenmeye hazırdır. Çemen, ete ayrı bir lezzet verip çok daha nefis bir tada ulaşmasına yardımcı olur. Son aşamada çemeni de kuruyan pastırmalar 40 günlük imalat sürecini tamamlamış olur. Etiketlenip paketlenerek sevkiyata gönderilir. Sucuklu etler kuşbaşı doğrama makinesinden geçirildikten sonra mikser denilen karıştırıcı makineye atılır ve baharatlar eklenerek karıştırılır. İkinci kez makinede çekilen etler sucuk kılıflarına doldurulur. Yedi gün uygun koşullarda fermente edilen ürünler, kapalı devre fırınlarda kurutma işleminden geçtikten sonra paketleme bölümünde vakumlanır. Etiketlenen ürünler sevkiyata hazır hale gelmiş olur. Kavurma için seçilen etler kuşbaşı doğrandıktan sonra belirli oranlarda yağ ve tuz ile karıştırılarak kazanlarda pişirilir. Bu işlem sonrasında ambalajlanan kavurmalar soğutma ve dinlendirme aşamasından sonra sevkiyata gönderilir.
Pastırmada olduğu gibi sucuk ve kavurma imalatı da %100 doğal yöntemlerde ve geleneksel usule uygun olarak gerçekleşir. Özel baharatlarla hazırlanan salam ve sosis hamurları dolum makinelerinde el değmeden ve tamamen hijyenik bir ortamda doldurulur. Kurutma fırınındaki işlemden sonra yüksek teknolojiye sahip paketleme bölümünde paketlenen salam ve sosisler buradan soğutma depolarına gönderilir. Sevkiyat alanında depolanan tüm ürünler firmanın filosu ile Türkiye'nin dört bir yanına dağılır. Şahin Sucukları tarafından kullanılan tüm ham madde ve ana malzemeler Türk Gıda Kodeksi'nin uygun gördüğü miktarlardadır. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı'nın izniyle üretilen ürünlerin güvenliği hologram uygulaması ile de desteklenmiştir. Gıda üretimi sertifikaları TSE ISO 9000-2001, TSE ISO 22000 standartlarına sahip Şahin markası 2 yıl üst üste kazandığı tüketici ile dost altın kalite ödülleriyle de Türkiye'nin gıda sektöründeki gururu olmaya devam ediyor. Değerli müşterilerimiz, lütfen ürün alırken marka tercihinizi siz belirleyiniz. İstediğiniz marka size sunulmuyor ise bu konuda ısrarcı olunuz. Bototum, üretici firmaları kalite ve hizmet noktasında çok daha verimli olmak durumunda bırakacaktır. Aracı kârları normal seviyelere çekilecektir. Bu da sizlere kaliteli ve markalı ürünlerin daha ekonomik şartlarda ulaşmasını sağlayacaktır. Kalitemize güvenen ve 86 yıldır Şahin sucuklarını sofralarından eksik etmeyen tüketicilerimize sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. Haydi, markanı sen belirle.